Kiliseli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Kiliseli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Sayın bayanlar baylar, konuklar vatandaşlar, duyduk duymadık demeyin, başlıyor numaralar. En son moda şarkılar, en mühim sanatçılar, korkusuz akrobatlar, daha daha neler neler var. Hisseli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Hisseli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Keşke ona dur deseydim, sevdiğimi söyleseydim. Bıçağım onsuz nasıl yaşayacak? Kim bilir neler olacak? Az solist olmak da varmış dünyada, hem de hiç beklenmedik bir zamanda. Geliyor, geliyor Mehmet Acar. Geliyor, geliyor Mehmet Acar. Geliyor, geliyor Mehmet Acar. Geliyor, geliyor Mehmet Acar. Nerede o günler, o eski günler? Kıymetini bilmeden geçti seneler. Nerede o günler, o eski günler? Kıymetini bilmeden geçti seneler. Hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal. Hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle bana yakın. Hisseli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Hisseli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Hey! Hisseli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Hisseli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası, herkese neşe saçıyor. Her rolü oynadım. Çok önemli sanatçılarla sahneye çıktım. Fediye Mavitler, Vasfı Rıza Zobular, Perihan Dedüler, Gülistan Güzeyler, Gül Gülgünler, Şükriye Atavlar, Atacan Seven, Savaş Dinçel. Hatta 1962'ydi sanırsam, Fatih Tiyatrosu'nun açılışını Hırsız Var adlı çocuk oyunuyla yapmıştık. Savaş abim hırsızı oynuyordu. Ben de öksürüklü veremli kız. Çok güzel anılardı. Cahide Songu ile oynadım. Evet, Cahide Hanım tiyatroya döndü. Herkesi bir telaş sarmıştı. Ben kim Cahide Songu bilmiyorum. 8 yaşında falandım. Şimdi Dram Tiyatrosu'nun ön sıra caddeye bakan odalarına bizi sokmazlardı. Biz büyük bir oda vardı, orada soyunurduk çocuklar. Arada yaramazlık yapardık. Muhsin Bey kutudan meğer diyafonmuş o, bize bağırırdı yavaş olun bakayım diye. Ve ben o kutudaki Muhsin Ertuğrul'dan çok korkardım. Halbuki hep görüp tanıdığım biriydi ama onu farklı bir kişi sanıyordum herhalde.
Sonra Cahide Hanım geldi. Eskiler bilirler, dram tiyatrosunun en arka sırasında terzi odasının yanında bir oda vardı. Orayı istedi. Orada soyundu. Kızını getirirdi Ender'i, aynı yaşlardaydık. Matine suarı arası dram tiyatrosunun koltuklarının arasında saklambaç oynardı. Çok güzel elleri vardı. Prendello'nun 6 kişi yazarını arıyor oyununu oynuyorduk. Ben küçük kızı oynuyordum. Bütün rolüm onun kucağında yatmaktı. O yüzden ellerini seyrederdim. Bir de bana ruban pabuçlar almışlardı. Bir de onları seyrederdim. 87-88 sezonuydu. Katerina Bulum'un çiğnenen onurunu oynuyorduk. Kadro yine muhteşem. Yok. Bir sahnemiz var bizim. Katerina Bulum'u, yani Ali'ye oynuyordu. O zaman buzun atan, kulakları çınlasın. Onu alıp dışarı çıkarıyoruz. Erdoğan abinin minik bir öyle tiradı var, onu söylüyor. Ve en sonunda onu söyledikten sonra Ali'nin önünde elini masaya vurup "İyi akşamlar!" deyip çıkıyor, gidiyor. Aynı tonda, aynı ölçüde Erhan Dillig'i antre bekliyor. Sonra onlar girecek Özdemiran'dan. Aynı ölçüde "İyi akşamlar!" diyor. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. En sonunda Erdoğan abi dayanamadı. Bir gün geldi, duygulaştı, yanına geldi. "Ya" dedi, "Erhan'cığım, ben" dedi, "öyle akşamlar diyorum, sen de iyi akşamlar diyorsun, olmuyor böyle" falan dedi. O da dedi ki, "Ya Erdoğan, ne kızıyorsun, burası karakol, herkes birbirine iyi akşamlar diyebilir" falan dedi. Mevzu kapandı, gitti. Aradan birkaç gün geçti. Antre yapmadan evvel Özdemir abiyle Erhan Dillig'in içeride bir mevzudan, Chopin miydi bilmiyorum, bir mevzudan böyle bir tantana çıktı. Bunlar küstüler birbirlerine. Yine Erdoğan abi lafını söyledi. Antre bekliyorlar sanıyoruz tabii biz. Çıktık, "İyi akşamlar" dedi. "İyi akşamlar" diye bir şey gelmedi Erhan Dillig'den. Sonra biz arkadan dolaştık. Fatih'in o eski şeyinden, kulisinden giderken Erdoğan abi içeri girdi, böyle yaptı dedi. "Erhan gelmedi mi?" Bir Nisan Müjdat Gezen Tiyatrosu için ve tüm MSM'liler için çok önemli bir gün. Çünkü 1 Nisan büyük ustanın, ustalarımızı yetiştiren usta Savaş Dinçer'in doğum günü. Ve her yıl 1 Nisan'da Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda Savaş Dinçer anısına ödül töreni düzenlenir. Ve ödül töreninin sonunda sevgili eşi hocamız Sumru Dinçer ve sevgili oğlu Barış Dinçer sahneye davet edilerek Savaş Dinçer adına doğum günü pastası keserler. Tabii bu yıl 2020 yılında bu 1 Nisan'da gerçekleşemedi maalesef. Başladığı yıldan beri belki de ilk defa olamadı. Ama bundan sonra bir aksilik olmadığı sürece mutlaka olacaktır. Hatta belki bu yılınki bile telafi edilecektir, bilmiyorum. Ben ilk 2014 yılında, yani birinci sınıftayken katıldım ödül törenine, öğrenciyken. İnanılmaz büyülü bir gündü o gün benim için. Çünkü Savaş Dinçer gibi çok önemli bir ismin adına yapılan, onun anısına yapılan bir gündü bu ve ben kendimi sahnede hayal ettim sunucu olarak. Dedim ki bir sonraki yıl mutlaka sunucu ben olmalıyım. Bir sonraki sınıfa geçtik, okul açıldı ve ben can kulağıyla Can Doğan'ın dersini bekliyorum. Hangi gün gelecek, ne zaman gelecek acaba diye. Çünkü bugünü organize eden Can Doğan'dır. Can Doğan'ın dersi geldi, çattı. Kendisini kantinde gördüm ve direkt sarıldım, özlemişiz zaten, kucaklaştık. Merhaba, merhaba. Sonra ben hocamın kulağına dedim ki, "Hocam, bu yıl 1 Nisan'da sunucu ben olmak istiyorum" dedim. O da "Bakarız canım" demişti ve bu sözünü tuttu. O yıl 2015 yılında sunucu ben oldum. O gün geldi, çattı ve sadece bir kere prova yapabilmiştik. Bir gün öncesinden sahneye girdik. O gün olabilecek bir sürü şey benim için anlıktı ve sürprizdi. Zaman geldi. Tam sahneye çıkacağım. Geleneksel Türk Tiyatrosu hocam sevgili Kıvanç Tiner bana son saniye bir anı anlattı ve bu anıyı sahnede seyirciye anlatmamı istedi. Bu anı sevgili rahmetli Savaş hocamızın yaşadığı bir anı. Bu yüzden de önemliydi. Şimdi anlatayım ben hatta. Bir gün
Sevgili Savaş Dinçer en iyi erkek oyuncu ödülünü alacak bir ödül töreninde. Hangisi olduğunu şu an tam hatırlayamıyorum. Çiçeğini almış, plaketini almış, takdim etmişler. Ve o bakıp şöyle demiş. Bunları veriyorsunuz da bunlar hiçbir işe yaramıyor ki. İnsan bir rakı parası verir demiş. Ben bunu anlattım. İnanılmaz büyük bir heyecanla anlattım. Acaba işte hikayeyi doğru anlatıyor muyum? Tam olarak oturdu mu, oturmadı mı? Sonra şeye göz göze geldim. Rahmetli sevgili Levent Kırca kahkaha patlattı hikayenin sonunda ve göbeğini tutuyor, gülüyor. Ben onu görünce biraz rahatladım. Dedim ki ha tamam hikayeyi sattım galiba dedim. Ustamız gülüyor. Bu beni çok rahatlatmıştı. Sonra sahneye giriyorum, çıkıyorum, işte sunumları yapıyorum, çıkıyorum, tekrar kulise gidiyorum, geliyorum falan. Son dakika tekrar benim elime bir şey tutuşturdular. Sevgili Genco Erkal ustamız en iyi erkek oyuncu ödülünü alacak. Fakat kendisi turnede olduğu için gelememiş. Fakat mail yollamış. Benden bu maili okumamı istediler, çıktısını verdiler. Ve böyle şeyleri hep saklıyorum. Şu anda da okumak istiyorum. 1 Nisan 2015. Saat tam 1'de gelmiş. Şu an İzmir'den yola çıktık. Akşam Aydın'da bir delinin hatıra defterini oynayacağız. Aranızda olamadığım için üzgünüm. Sevgili dostum, değerli oyuncu, yazar, çizer, Savaş Dinçel adına dağıtılan ödüllerden en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldüğüm için çok mutluyum. Savaş Dinçel'in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ödülümü iyi saklayın, turneden döner dönmez gelip sizden alacağım. Biz de sevgili Savaş Dinçel'in ustamızın anısı önünde ve bir kez daha Levent Kırca ustamızın anısı önünde eğilelim. Saygıyla, sevgiyle ve rahmetle diyelim. İyi ki doğdun. Eyla. Ya geçen gün testleri almıştık. Evet. İşte bu. Hadi bakalım. İşte o. Hadi mutlu ol. Evet abi. Adın yazılacak Mücevher Taş'a.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa. Yaşa. İlk televizyon filmi oynadığım sevgili Volkan Severcan var, Çiçek Dilligil var, sonra çok uzun yıllar ikisiyle de çalıştım farklı oyunlarda. Sürekli bum girdi diyorlar ve kesiyorlar. Bum girdi kesiliyor, bum girdi kesiliyor. Ya ne oluyor diyorum, bakıyorum etrafa anlamıyorum, sonunda dayanamadım. Ay Çiçek dedim, bu bum nedir, nereye giriyor, ne oluyor diye. Ha ha bunlar gülmeye başladılar. Sonra sette adım bu metal oldu. 2008'e gideceğim. 2008'in yazı. Üniversite öğrencisiyim. Yazında Bodrum'da bir otelde animatörlük yapıyorum. Küçük bir otel. Tek başımayım orada. Akşamları böyle pistte DJ'in çaldığı müzikle çıkıp dans edip insanları dans etmeye çağırıp onları eğlendirmeye çalışıyorum ama böyle birkaç akşam çok insanlar çıkmıyor. Ya pist bomboştu birkaç akşam ve o bomboş olan pistte belli bir saatten sonra biri geldi. Orta yaşın üstünde ama yaşının aksine o kadar enerjik, o kadar neşeli. O gençlere taş çıkaracak denen cinsten öyle güzel, tek başına pistte öyle güzel dans ediyordu ki, öyle güzel eğleniyordu ki müzikle beraber. Bir akşam oldu, iki akşam oldu. Kimse yokken o çıkıp tek başına pistte eğleniyordu. Çok dikkatimi çekti. Bir akşam yine geç vakit olmadan baktım, üst kattaki havuzun kenarındaki barda tabureli oturmuş. Bir dolu rakısını almış, yanına çerezini almış. Tek başına oturuyor. Yanına gittim, animatör olduğum için insanlarla konuşma özgürlüğümüz var, herkesle. Gittim yanına sohbet etmeye başladım. Sohbet ilerledikçe, hani o bana sordu, ben ona sordum ne yaptığını. Ve ben o sene tiyatroya yeni başlamışım Ankara'da. Yani tiyatroyla tanışmam, sahneyle tanışmam, o sahne tozu dediğin şeyi yutmam. Tiyatro aşkı dolu içinde, 20 yaşındayım ve konuştuğum kişi yılların tiyatrocusu çıkıyor. Benim için çok büyük bir heyecan, çok büyük bir mutluluk olmuştu. O akşam sohbetimizde onun bir oyuncu, tiyatro oyuncusu olduğunu ki yani sahnede 50 yılını devirmiş biriydi. O tatil bitene kadar, tatili bitene kadar her akşam çıktı piste, eğlendik, oynadık. Bütün boş bulduğum her vakitte onunla sohbet ederek geçirdim. İletişim numarasını aldım giderken. O da beni İstanbul'a geldiğinde mutlaka ara, oyunuma gel, izle demişti. O yazın sonunda Ankara'da üniversite öğrenciliğimi sürerken İstanbul'a gezmeye geldim. Gelirken de özellikle bakmıştım onun oyunu var mı diye ve aradım geldiğinde. O ilk tanıştığımız andan itibaren ki o babacan, sıcak, samimi konuşmasıyla çok mutlu bir ses tonuyla beni çağırdı. Oyunuma gel dedi, akşam davet etti. Hatta oyundan önce gel, birlikte oturalım sohbet edelim dedi. Oyundan önce buluştuk. Hem Kadıköy'de, Halil Taner sahnesindeydi. Leos ve Lena oyunuydu. İlk onu izlediğim oyun. Hatırlıyorum. Beni çok güzel bir restorana götürdü, yemek yedik, sohbet ettik. Yani benim için 20 yaşında tiyatronun içinde daha yeni var olmaya çalışan, o heyecanla yanı tutuşan biri için İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yıllarını vermiş Erhan Abir'le tanışmış olmak, onun oyununa izlemeye gelmek, onun beni davet etmesi, sohbet etmemiz. Evet, o kıymetli insan Erhan Abir'di. Oyununu izledim. Oyundan sonra kalacak yerin yoksa ya da istersen gel, ben de bu gece kalabilirsin dedim. Sohbet ederiz. Beraber evine gittik. Elleriyle bana yemekler hazırladı. Güzel bir içki sofrası hazırladı ve o gece sabaha kadar sohbet ettik. Sabaha kadar bana anılarını anlattı. Yani benim hayatım boyunca unutamayacağım kadar kıymetli bir geceydi ki. Mesela babasından bahsetmişti. Babasının tiyatroyu hiçbir zaman bırakmaması öğüdünü ve onun o öğüdünü, o nasihatını hiçbir zaman unutmayıp
şehir tiyatrolarından hiçbir zaman ayrılmadığını, hiçbir zaman bırakmadığını tiyatroyu bu yaşına kadar ve gücü yettiği sürece de, ki öyle de yaptı, ölene kadar sahnelerden uzak durmadı, sahnelerde devam edeceğini söylemişti. O gece çok kıymetliydi. Erhan'a bir İstanbul Şehir Tiyatroları'nın, Türk Tiyatrosu'ndaki çok kıymetli isimlerden biriydi hayatımın. Piran'ın da Yaşar Kemal Hamza'yla vardır. Onun ne olduğunu hele hiç hatırlamıyorum. Çünkü babamla ikisi Kaynarca'da buluşmuşlardı. Pendik'in biraz ilerisinde bir yerde. Niçin orada onu da bilmiyorum. Orada babaannemin mezarı vardı, onun için orada buluşmuşlardı bilmiyorum. Onlar konuşuyorlardı. Ben de Yaşar Kemal amcaya, Yaşar amca dedim ya şu senin kitabını okumak istiyorum. Hiç roman okumadım hayatımda. İlk defa seninle başlamak istiyorum dedim. Almazlumcum dedi. Bende var işte ama üstünde çok yazdığım çizdiğim şeyler de var dedi. Eğer şey etmezsen veririm sana onu. Okursun sonra bana geri iade edersin ama değil mi dedi. Tabii dedim tabii tabii. Ve böylelikle İnce Mehmet'i aldım ondan. Kendi elinden. Dediği gibi üstünde bazı el yazılarıyla yazdığı şeyler vardı. Tabii onların ne olduğunu bilmiyorum ve ilk romanım olan İnce Mehmet'i de 1959 yılında okudum. Eski Harbiye'deyiz. Bir gün matine suare oynayacağız. İşte yavaş yavaş insanlar toparlanmaya başlıyorlar. O zaman da Eski Harbiye'yi böyle bizim görevlilerimiz uzun bir çalı süpürgesiyle süpürürlerdi. Önünü falan ortadaki taş alanı aynalı bölümdeki. O da hemen çay ocağının girişinde sağ tarafta duruyor. Dikmişler onu oraya. Şimdi Atacan abi her zamanki gibi ağzında yanmayan sigarasıyla koca bir edayla içeri girdi. Böyle herkese merhaba bilmem bağırdı, bir taşa yazdı falan, montunu alacak çıkarıyor. Şimdi böyle gördü şeyi orada, çalı süpürgesini. İnanılmaz dostlukları tabii. Aa, Suna da gelmiş, arabayı buraya park etmiş. Niye? Ortalığa bir bağırdı böyle, inanılmaz bir şey yani. Biz tabii yani herkes çok gülüyor ve Suna ablanın o Atacan abiye söyledikleri şu an ben size burada söyleyemem. Siz tahmin edersiniz birazcık da. Yani çok güzel atışıyorlardı her zaman. Çok tatlılardı. Öyle dostluklar inşallah hepimize nasip olsun derim. Yani hem bir arada o kadar güzel işler yapıp hem de o kadar eğlenebilmek, o kadar anlayışlı olabilmek yani gerçekten çok güzeldi. Çok güzel şeyler hatırlıyorum 25 sene içerisinde. En çok da o dönemde gerçekten kıymetli, hala da çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum Can'cığım tekrar. Umarım güzel bir anı olur hepiniz için. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz saygıdeğer konuklarımız. Eminim siz de bir tuhaf oluyorsunuzdur değil mi bu lüküs hayat melodisini duyunca. Şimdi ben ne zaman duysam tüylerim ürperir, içimde garip duygular pırpır etmeye başlar. Ne zamandır göremediğim, hasretini çektiğim eski bir dostumu görmüş gibi olurum. Ah ah. Dolu salonu buldum, konuş bakalım. Konuşurum tabii canım. Lüküs hayattan söz ediyordum. Lüküs hayat mı? Lüküs hayat. Hey gidi lüküs hayat hey. Ne günlermiş o günler. Sen onu bunu bırak da biz de tarih olduk artık lüküs hayat gibi. Öyle öyle geldik gidiyoruz. Şen olsun Halep şehre. Sözlerini hatırlıyor musun? Sen delisin ayol. Hı? Hatırlamaz olur muyum? O zaman söyle bakalım. Sen başla bakayım. Sen başla bakayım. Şişli de bir apartman, yoksa eğer halin yaman. Nikel kübik, mobil yalak, duvarda yağlı boyalar. Ay canım, aferin sana. Şimdi bir fırsat çıksa, memişi oynar mısın? Memişi. Sen şimdi iyice çıldırdın. Niye? Seni bilmem ama ben Zeynep'i oynarım pekala. Zeynep'i hem de öyle bir oynarım ki ağzım bir karış açık kalır. Bu yaşta. Ay vallahi bu yaşta hem... Ne demek bu yaşta? Sanatçının yaşı mı olurmuş?
Olmaz, olmaz ama. Hı. Bu yaşta nemişi oynamaya kalksam kim inanır bana? İşte seni bilmem ama ben oynamaya kararlıyım canım. Bakıyorum sen ciddi ciddi oynamayı düşünüyorsun. Hem de bir kelimesine bile dokunmadan. Bir kere Türkçesi çok eski kalır. Hayır hayatım, madem klasik diyoruz, olduğu gibi oynamamız gerek. Bence yanılıyorsun. Niye? Öyküyü günümüze getirip Türkçesini de yenileştirmek şart. Ay ay, bu görmeyeli bayağı olmuş. Hayatım, şimdi niye klasik diyoruz? Niye tıpatıp olduğu gibi oynamamız lazım diyoruz? Niye? Öyle oynamazsak ne değeri var? Sonra seyircilerimizi 1930'lu yıllara, yani gerilere nasıl götürürüz? Yani masal gibi evet mi? Evet canım, masal gibi. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul'un 1930'lu yıllarında Suadiye adında zenginlerin pek itibar ettiği mutenabil semt varmış. Ve o semtte alafrangalığa pek düşkün olan bir aile yaşarmış. İşte bu ailenin de kendilerine çok sadık Memiş adında bir de bahçıvanları varmış. Gözün kör olmasın. Annem ettik, annem ettik, yerine soksun sonunda. Evet, evet saygıdeğer konuklarımız, şimdi sizlere 1933 yılında ilk kez perdesini açan Lüküs Hayat operetini burada, yani doğduğu yuvasında, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yeni baştan oynamaya çalışacağız efendim. Onu defalarca oynayan ve şimdi de aramızda bulunmayan tüm sanatçılarımızın ruhları şad olsun. Ayrıca yazarı Ekrem Reşit Rey'i... Aynı zamanda bestecisi Aziz hocamız Cemal Reşit Rey Bey'i de bir kere daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Evet saygıda konuklarımız, yıl 1933. Yer Tepebaşı Dram Tiyatrosu. Saatten 20.30. Versin. Hadi gidin çayır, ben yanayım. Etrafa ateş saçayım. Süzüm süzüm, süzüleyim. Yanında ben büzüleyim. Harıl harıl çalışayım. Ben sana kurban olayım. Diril diril titireyim. Gençliğimi bitireyim. Hayda, kadının umurunda bile değiliz ya. Çaktım. Şöyle bir Alaturka'dan girelim bakalım. Bayağım, 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 ayağına, yayalayım, üzüm, üzüm. Görüneyim. Bağır bağır, bağırayım. Her an seni çağırayım. Pıtır pıtır döküleyim. Ben de öleyim, sen ağlama, beni mahvet, olduğumu bu eylet affet. Zeynep'im, ah Zeynep'im, kıyma bana güzelim. Zeynep'im, ah Zeynep'im, peki aman olur halim. Kıysan bana Zeynep'im, Zeynep'im, ah Zeynep'im, Zeynep'im, ah Zeynep'im. Fıstıkçım! Ah o fıstıkçım diyen birini yiyeyim ben senin be. Ah be! Öyle ya be Zeynep be, bırakalım burada lüks hayatına dalsın. Biz de seninle gidelim Bülbül Deresi'ndeki kahvemizde bir güzel balayına dalalım ha. Ne güzel söyledin be anam be. Ne yapayım artık o lükslenmiş herifi ben de. Yaşa be. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. Kimsin? Durun kimsin, efendim kardeşim? Allah aşkına. Sizinle görüşmek istiyorum kimsin, ben. Kimsin anam? Ben Memiş'im. Ne yapayım Memiş, sen bana ne ya? Seviyorum. Kimi? Sizi. Düşüne be, delirdin mi? Nereden çıktın ayaklarınızı ya? Ayaklarınızı kapanıyorum. Niye? Beni affedin efendim. Ne yaptın ana? Abiniz öyle söyledi. Ama da bana abim, bana ne ya? Bana bak aslanım.
Sen yanlış yere olta atmışsın yavrucuğum. Git kendine kendin gibi lüküs seç bakalım. Dalgamızı taşlama gözünü seveyim ben. Ali Boyrazoğlu der ki, beni bir teğmen mahvetti. Beni Aziz Nesin mahvetti der. Beni de kendisi. Ben 14 yaşındayken mahvetti. Ben efendim 14 yaşında İzmir'de Namık Kemal Lisesi'ne giden çalışkan bir öğrenciydim. Bir gün İzmir Sanat denilen bir topluluk olduğunu öğrendim ve bu toplulukta bir oyun çıkarılacağını öğrendim. Ve oyunu yönetecek olan kişinin de Ali Poyrazoğlu olduğunu öğrendim. Okuldan çıkar çıkmaz üniformalarımla koştura koştura İzmir Fuarı'nın içine girdim ve İzmir Sanat'ın kapısını çaldım. İzin almadan sessizce provaya girdim. Efendim onlar o zaman Anton Çehov'un tek perdelik 9 oyununu oynuyorlardı. Daha doğrusu okuyorlardı. Ben de sinsice onları dinliyordum ve hep içimden şunu geçiriyordum. Allah'ım bir şey olsa da bu adam beni görse ve bana bir şey okutsa. Ve gözlerinin içine öyle bakıyordum ki, lütfen bana bir şey okut ve bana bir şans ver. İzinsiz girmiş olmama rağmen. Aradan 10 dakika geçti, 20 dakika geçti. Yarım saat, 40 dakika, 1 saat, 2 saat bekledim, bekledim, bekledim. Hayır ben gitmeyeceğim. Buradayım, provanın sonuna kadar buradayım. Bütün provalara gireceğim dedim. İyi beni kovmadı şimdi düşünüyorum da gerçekten. Yaptıklarıma inanamıyorum. Şu an olsa yapamazdım. Sonra prova devam ederken bir anda tekrar provayı durdurdu. Dedi ki, ufaklık dedi, şu Natalya rolünü sen okur musun? Bir anda istediğim şey olmuştu. Dünyalar benim olmuştu ve rolü bana okutacaktı. Tabii dedim, okurum, okurum. Sayfa ne? Ellerim heyecanlandığım zaman sırılsıklam olur. Sırılsıklam bir haldeydi. Bir anda rolü okudum. Ama nasıl okuyorum? Yani düşünsenize, çok istediğiniz bir şey ve o anda size veriliyor. Canhıraş okuyorum. Okuttu, 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 okuttu. Dedi ki, dur lütfen dedi. Bir şey söylemek istiyorum dedi. Hepiniz 20'li yaşlardasınız dedi. Ama şu ufaklık kadar içinizde heyecanınız yok dedi. Evet kendisi bir ufaklık olabilir. Kendisi buraya sinsice girmiş olabilir. Ama bu ufaklığın heyecanını kendinize lütfen örnek alın dedi. Bu unutamayacağım şeylerden bir tanesi. Yıl 2014 sanırım. Kerbela oynuyoruz. Baştan sona çok duygusal bir oyun, çok hüzünlü bir oyun. Seyircilerimiz oyunu çok içselleştirerek, özellikle de Alevi izleyicilerimiz gözyaşları içinde takip ediyorlar oyunu. Ve oyunun en hüzünlü sahnelerinden biri oynanıyor. Hazreti Ali'nin cenazesi oynanıyor. Kalabalık kadrolu bir oyun. Sahnede belki 35-40 kişi var. Tiyatronun eskilerinden bir abimizin uzunca sayılabilecek bir repliği var. Replik kendini tanıtarak başlıyor. Yani şöyle başlıyor. İşte, ey ahali, Abdullah bin Abbas'ım ben diyor. O gür Davudi sesiyle. Abi girdi. Dedi ki işte, ey ahali, Abdullah bin dedim. Bir S oldu. Bu S uzayınca tabii hepimizin dikkatleri onda. Ne oldu acaba? Yani olabilir, sahnede bazen unutabiliriz. Abi de karakterinin adını unuttu ve Abdullah bin dedi kaldı. Sonra gerçekten tam da o an karar verdiğini anladığımız bir tonlamayla şey dedi. Abdullah bin Osman'ım ben dedi. Sonra ekipten birinden kim olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir ses geldi diye. Tabii ki gülmek bulaşıcıdır sahnede ve orada başımıza gelebilecek en kötü şey bu gülmenin herkese birden sirayet etmesi. O kadar duygusal bir sahne oynanırken, o kadar hassasiyeti yüksek, özellikle de izleyici için ve bizim için de hassasiyeti çok yüksek bir sahne oynanırken birdenbire o gülmenin yayılması çok riskliydi. Neyse ki bu ilk dalgayı sadece bir kişiden çıkan o sesiyle atlattık. Ancak bombaların ardı arkası kesilmedi. Sonra repliğin şöyle devam etmesi gerekiyordu. Tüm eşraf aramızda oturup konuştuk diye devam etmesi gerekiyordu. Ama replik şöyle geldi.
Tüm esnaf aramızda oturup tartıştık dedi. Sonra birkaç kişiden de diye sesler gelmeye başladı. İnsanlar böyle gözlerini açmış sıkıyorlardı kendilerini gülmemek için. Bazılarından gözyaşları boşanıyordu. Neyse ki sahneyle uyumlu bir mizahsendi bu. Fakat sonuncu olarak işte replik yine şöyle devam ediyor. Hasan peygamberimizin torunudur. Kendisini halifeliğe ve imamlığa uygun gördük şeklinde devam etmesi gerekirken kendisini peygamberliğe ve imamlığa uygun gördük diye gelince replik yani her şey karışmıştı, çorba olmuştu. Daha sonra bu gülme daha fazla kişiye sirayet etti. Çoğumuz eski model cep telefonları gibi titriyorduk gülmemek için, kendimizi kasmamak için. Ben de Hazreti Ali'nin oğullarından birini oynuyorum. Tam ortada merkezdeyiz ve ışıklar üstümüzde, seyircinin gözü üzerimizde. Yani çok çaba sarf ettim o gülmenin bana sirayet etmemesi için. Kendimi çok sıktım, çok kastım. Neyse ki çok çaktırmadık bütün ekip olarak. Hepimize sirayet eden bu gülme halini çok fazla seyirciye aksettirmedik. Ancak biz kendi içimizde büyük bir mücadele vermiştik katıla katılı gülmemek için. Tebessümler Diyarı operasını yaparken yaptığımız zaman perde açıldığında opera hayatında ilk defa görülen bir şey oldu. Her zaman biz isterlerdi. Seyirci ayağa kalktı, dekor kostüm diye alkışladı. Dekor kostüm diye alkışladılar. Opera. İnanamıyorum. Ertesi gün Zahir Güvenli şöyle bir şey yazmıştı. Operada adet şef alkışlanır. Oysa dün gece dekor kostüm alkışlandı. Türkan Kapıdarı, Atıl Yalkut'u kutluyorum. Bunlar çok güzel anılar değil mi? Kartal Sanat Tiyatrosu'nda 3 sene üst üste oynadığımız Bekçi oyununu bir cumartesi akşamı yine oynuyorduk. Her şey çok güzel başlamıştı. Oyun çok iyi gidiyordu. Ben oyunda Bekçi Gaffur oynuyordum. Nihat abi asıl Bekçi'yi oynuyordu. Antrem geldi. Ben kapıyı çaldım ve eve giriş yaptım oyundaki. Bir süre sonra Nihat abi bir yere sabitlendi rolü gereği ufuk çizgisine doğru. Ben de onunla göz göze geldim. Yukarıdan binlik spotlardan yanılmıyorsam eğer bir ampul parçasının yukarıdan aşağı doğru seyircinin üstüne doğru düştüğünü gördük. Yani ampul parçası kopmuştu. Göz göze geldik ama öyle konsantre olmuşuz ki acaba hayal mi gerçek mi ayırt edemedik bir süre. Sonra Nihat abi oyunu kesti. Öne doğru geldi, sahnenin önüne doğru. Ben de bulunduğum yerden kalktım. Öne doğru ilerledim. Ve çok pardon dedi. İlk defa böyle bir şey oluyor dedi hayatımızda. Bir şey var mı dedi öncelikle seyirciye sordu. Bir bayanla bir erkeğin tam ortasına düşmüştü. Yanılmıyorsam kafalarını sıyırıp. Bir şey yok dediler onlar da. Onlar da öyle konsantre olmuşlar ki oyuna ne olduğunu bir süre anlayamamışlardı. Bir süre sonra zaten üstlerine gelmediği anlaşıldıktan sonra herkes alkışladı. Ben Bekçi Gaffur olarak tekrar bulunduğum sahneye antrenman gelmiş gibi, ilk defa gelmiş gibi tekrar girdim. Bir film setindeymiş gibi sahneyi tekrarladık ve oyunu sağ salim bitirmiştik. Bu kazasız belasız bitirdiğimiz için dua ettiğimiz oyunlardan en önemlisiydi sanırım. 2000 yılıydı. Şehir tiyatrolarına girdiğimin ikinci yılıydı. Sevgili Can Doğan büyük bir inanç ve cesaret örneği göstererek Cengiz Tangör ve bana bir Azeri oyununda başrol vermişti. 5 katlı binanın 6. katı. Bu oyun benim bütün tiyatro kariyerimde ve şehir tiyatroları hayatımda çok önemli oldu. Çünkü bana çok fazla şey kazandırdı. En büyük kazancı da o birbirinden inanılmaz ustalarla çalışmaktı. Şehir tiyatroları Harbiye sahnesinde bir pano vardı. Ve o panoda oyun kastları asılırdı. Şimdiki mail ortamında gelmezdi. Ve orada
kimin olduğu, kimin o oyunlarda olduğu çok önemli olurdu. Çünkü bu kadar çok oyun da çıkmazdı. Sevgili Sevil Uluyol, büyük ustamız, nur içinde yatsın. Benim ismimi duyuyor ve görüyor. Diyor ki bu Sevil Akı kim? Bu tiyatroda bir tane Sevil var, o da benim. İkincisi kim olacak görelim bakalım diye haber gönderiyor. Çünkü aynı oyunda Sevil Uluyol'da oynuyorum. Ve o oyunda kimler yok ki? Sevgili Ayşegül Devrim, Sevil Uluyol, Turgut Arseven, Mustafa Aslan, Kahraman Acayan. Kimler yok ki yani birbirinden önemli ustalarla daha tecrübesizken sahneye çıkmanın büyüsünü anlatamam. Yani onlardan öğrendiklerimi belki hala uygulayamıyorum bile. İlk prova günüydü. Üsküdar Müsaitsaade sahnesi. Büyük bir heyecanla ve neredeyse titreyerek gidiyorum. Hem başrol oynuyorum ama ustalarla oynuyorum. Nasıl bir denge kurulacak diye düşünürken kapıdan içeri girdim. O birbirinden tatlı, inanılmaz tatlı cadılar. Kapıda beni gördü Ayşegül abla. Sen provaya gelirken rujumu sürüyorsun bakayım. Öyle mi? Dedi. Ben böyle neye uğradığımı şaşırıp elimin tersiyle daha tiyatronun kapısını elimin tersiyle şöyle ruju sildim ve oturdum. Otur oturmaz bana dedi ki ah yavrum ben şaka yaptım sen nasıl inandın dedi. Ve o kapıdaki o benim masum inancım onları çok etkilemişti ve sonrasında oyun çok büyük başarılar kazandı. Ama yani o kadar büyük ustalar vardı ki yani kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki şu anda hani onların dili farklıydı, ruhu farklıydı, hayat görüşleri farklıydı ve biz bir arada o dili, o anlayışı soluyarak o oyunları çıkarttık. Onlara o kadar çok şey borçluyum ki ve 5 katlı binanın 6. katında canlı bir şarkı söylerdim. Bütün ustalarım kuliste o sırada şarkı başladığı anda gelip dinlerlerdi. Gittin biliyorum ne aldın yanına. Neler bıraktın sen bana? Hepsini kalbimin en güzel köşesinde rahmetle ve büyük bir sevgiyle alıyorum. O zamanlar Tepebaşı Dram Tiyatrosu, Tepebaşı'nda. Babamla Reşat Nuri Güntekin, babamın da oynayacağı Reşat Nuri Güntekin'in bir oyunu olan Tanrı Dağı Ziyafeti'ni tartışıyorlar, konuşuyorlar. Ben tabii hiçbir şey anlamam.
İtalyan kültür merkezi ile Büyük Londra Oteli arasında yürüyoruz kaldırımda. Benim dikkatimi çeken şey onların konuştukları değil, Reşat Nuri amcanın, ben öyle derdim çünkü, ağzındaki sigaralar. O böyle ağzında tutuyor, hem konuşuyor. Hem o sigara böyle külleniyor, o küllü sigarayı alıyor, silkeliyor. Onu ötekini takıyor ağzına, yenisini ve onu yakarak sigara içmeye devam ediyor. Ben büyük bir hayranlıkla nasıl yapıyor bunu diye izliyordum. O böyle bir yarım saat gittik geldik. Tanrıdağ ziyafeti 5-6 ay sonra izlediğim bir oyundu. Ne yazık ki Reşat Nuri Güntekin amcam da Londra'da ölmüştü. Osmaniye'de turnede rahmetli Tuncay Özüner Tiyatrosu'yla bir skeç oynuyoruz. Skeç nişan sahnesi, nişan tepsisi var. İki alyans ve bir makas olması gerekiyor. Fakat makas kesmeyecek. Bunun üzerine de alkolik abi çakmakla nişan kurdelesini yakacak. Yaktın bizi abi diyeceğim. Final olacak. Aksesuarlarımı hazırlıyorum. Makas yok. Bir okulda oynuyorduk. Öğretmen hanıma rica ettim. Makas var mı acaba kullanabileceğim diye. Tabii dedi kadın. Bir makas getirdi. Teşekkür ederim dedim. Gitti. Oyunun başlamasına 5 dakika falan var. Öğretmen hanım tekrar geldi. Elinde başka bir makas var. Yani dedi, o makasın benim için anısı var. Ben size bu makası versem. Dedim hiç fark etmez tabii dedim. Makasını iade ettim. Onun yerine getirdiği makası aldım. Tepsiye koydum. Neyse teşekkür ettim. Gitti kadın. Oturmuş en ön sırada oturuyorlar. Oyun başladı. Skeç'in sırası geldi. Sahnedeyiz. Makas, nişan yüzükleri, kurdele, her şey tamam. Tabii makasın kesmemesi lazım. Arkadaşımız makası uğraşıyor kesmiyor. Kadın birden yerinden fırladı en ön koltuktan. Koşturuyor salonun içerisinde. Görüyorum da şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum. Diğer makası geldi sahnenin önünden uzatıyor. Ne olur bunu alın, çok özür dilerim benim yüzümden diye. Kadına gidin diyorum. Yani skeç'in makasını kesmemesi gerektiğini anlatamadık. Skeç mahvoldu ama hayatımızda çok güzel bir ana olarak kaldı. Osmaniye'de sevgiler. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sezon ya da 3 sezon önce işte repertuar oluşturuyoruz, o sezonun repertuarını. Ve o sezon yabancı bir yazarın vaudeville'ini sahneye taşımak istedik. Vaudeville'leri inceliyoruz, araştırıyoruz falan. Bizim arkadaşlardan birisinin okuduğu bir oyun var. Bugün git yarın gel ya da diğer bir adıyla Necati Bey'i görmeye geldim. Oyunun çevirmenine ve uyarlayanına bir baktım. Kapakta Göksel Hoca, Göksel Kortay. Aa dedim Göksel Hoca falan. Oyun da güzel, çok güzel bir metin. Göksel Hoca'yı aradım. Göksel Hoca'nın oyunun işte uyarlaması ve çevirisini o yaptığına dair işte bir eyvallahımızı, okeyimizi aldık. Oyunu sahneye koyduk. Tabii ki oyunun çıkmasına yakın, premiere yakın işte bir hafta 10 gün kala Göksel Hoca'yı aradım. İşte program yapalım, premiere davet edeceğiz çünkü onu. O dönem yanlış hatırlamıyorsam, yalan da söylemeyeyim, sanırım Göksel Hoca'nın bir yurt dışına çıkma durumu vardı ve premiere gelemeyeceğini fakat bunu birkaç ay sonra tekrar organize edelim diye konuştuk. Tamam dedim. Bu geçen birkaç aylık zaman zarfında da benim oynadığım tek kişilik bir oyun çıktı. İkinci dereceden işsizlik yanı. Tekrar Göksel Hoca'yı aradım. Hocam dedim hani oyuna bir gala tarzında bir şey planlıyoruz. Sizin geleceğiniz güne istinaden bunun dedim tarihini netleştirmek için aramıştım sizi. Tamam oğlum dedi yapalım. Şimdi aklımda da şöyle bir şey var. Yani Göksel Hoca'yı burada ben bir gün değil birkaç gün misafir edeyim ki benim de gelmişken bir yani yıllar sonra profesyonel anlamda en son okulda izlediği bir öğrencisinin oyununu da izlesin ki onun da yorumlarını alabileyim. Çünkü çok kıymetli benim için. Neyse belediyeden bir VIP araç ayarladık. İstanbul'a gittim ben de VIP araçla beraber. Göksel Hoca'yı işte evinden aldık. Araçta gelirken muhabbetler, sohbetler işte bir yerde duruyoruz. Çaylar, kahveler falan. O anlatıyor falan bir yandan. Eskişehir'e geldik. Oteline yerleşti Göksel Hoca. O gün de akşam Göksel Hoca için böyle inanılmaz bir akşam organize ettim kendimce. İşte projeksiyon cihazında görüntüler, işte sanat yaşamına dair fotoğraflar bilmem neler falan. Sahneye çıktım eski bir öğrencisi olarak. İşte bütün öğrencilerine anne gibi yaklaşan,
sadece eğitmen gibi değil, anne gibi yaklaşan çok önemli bir insanı sahneye davet etmek istiyorum gibisine bir giriş yapıp güzel bir konuşma yaptıktan sonra onu sahneye davet ettim. Bayağı el ele tutuştuk. Güzel bir konuşma yaptı o da. O gün akşam hiçbir problem olmadı. Her şey çok güzeldi. Ya tahmin ettiğimden bile iyi gitti her şey. Ertesi gün oldu. Ertesi gün Göksel Hoca'nın boş günü Eskişehir'de. İşte Eskişehir'de onun gitmek istediği yerleri ona götürdüm. Onunla beraber gezdim. Üçüncü günde benim oynadığım tek kişilik oyunu izleyecek. Şimdi tabii yıllar sonra en son konservatuarda sahne dersinde karşısına çıktığım Göksel Kortay'ın karşısına tekrar çıkacağım. Göksel Hoca'nın karşısına. Bir heyecan var ister istemez. Allah'tan bir aksilik olmadı oyunda. Ne teknik anlamda bir aksilik oldu, ne işte ben oyuncu olarak bir sıkıntı yaşadım. Oyun çok güzel geçti. Beklediğimden de iyi bir performans oldu. O gün akşam da Göksel Hoca'nın Eskişehir'de yaşayan yeğeni ve eşi oyunu izlemeye geldiler. Oyun bitti, ben kulisteyim. Göksel Hoca telefon etti bana. İşte oğlum dedi, ben kapının önündeyim, aşağıdayım. Bir iki dakika dedi, aşağı gelebilir misin? Tamam hocam dedim, aşağı indim. Yanında yeğeni var Emrah Bey, işte eşi var falan. Dedi ki bak Emrahlar dedi, burada çok güzel bir evleri var dedi Göksel Hoca. Böyle bahçeli müstakil bir ev. Akşam yemeğine dedi bizi davet ediyorlar. Çok güzel dedi, bir masa hazırlamışlar. Senin de gelmeni çok istiyorlar dedi. Ben de tıpkı Ayşen Hoca'da söylediğim gibi, yok hocam dedim ya, estağfurullah, olur mu öyle şey? Sizin dedim yeğenlerinizle beraber şimdi vakit geçirmek istersiniz. Ben sizin dedim bölmeyeyim, hani girmeyeyim araya. Oğlum saçmalama, öyle şey mi olurmuş, hadi bakalım sen de gel falan. İyi peki hocam dedim, atladık arabaya gittik. Gerçekten de dediği kadar varmış Göksel Hoca'nın. Yani çok güzel bir ev. İşte arkada bir bahçe, önde bir bahçe. Arkaya çok güzel bir kış bahçesi yapmışlar. Etrafı camlarla kaplı falan. Oraya kurmuşlar zaten masayı. Köşede böyle şöminevari bir şey var. O yanıyor falan. Oturduk. İşte Göksel Hoca benim karşımda oturuyor. Yanımda Emrah Bey oturuyor, Göksel Hoca'nın yeğeni. Onun karşısında eşi oturuyor falan. Orada ufak bir bebekleri var. Burada işte şömine yanıyor falan bilmem ne. Muazzam bir masa. Zeytinyağlılar bilmem neler. Fırında balık yapmışlar. İşte balıklar falan geldi. Yemeğimizi yiyoruz falan. Bir 2-3 dakika sonra rakı kadehleri de çıktı ortaya. Rakı kadehleri koyuldu. Orada büyük bir garafta böyle bir rakı var. Neyse rakıyı içmeye başladık. Şimdi birinci kadeh, ikinci kadeh, üçüncü kadeh. Göksel Hoca zaten bir kadeh içti. Daha çok ben Emrah'la beraber ikimiz daha fazla içiyoruz rakıyı. Ondan sonra bir üçüncü kadehte böyle bana bir dur geldi. Rakı gerçekten çok güzel gidiyor. Ben hatta merak ettim, şey sordum ya, dedim bu rakının markası ne? Yani çok güzel bir rakıymış yani, dedim Tekirdağ falan mı? Hani şeyi merak ediyorum, ıslak üzüm bilmem ne falan. Yok yok daha dedi, öyle bir şey değil, ben bu rakıyı dedi boğma rakı, evde kendim yapıyorum. Biraz da dedi ben hani böyle başka bir içki kültürüm yok, genelde rakı içiyorum. Rakıyı da kendim yapıyorum. Bunun da dedi o yüzden alkol oranını da kendimce dedi bir tık daha fazla koyuyorum. Hani kendi içim zevkime göre. İyi güzelmiş dedim. İkinci kadeh, üçüncü kadeh, dördüncü kadeh, beşinci kadeh falan. Zaten beşinci kadehten sonrası bende yok. Ben o gün gece, yani böyle serde delikanlıkta var ya, bize bir şey olmaz içeriz ya biz durumları. O gün gece bir konuşmuşum. Gece 3 uçağa kadar susmamışım ama bunun hiçbirini hatırlamıyorum. Bir ara ayakkabılıkta ayakkabılarımı bağlarken böyle bir dengemi kaybedip böyle bir düştüğümü hatırlıyorum. Beni kaldırdılar falan. Tekrar ayakkabıları falan bağladım. Arabaya attılar beni işte. Eve bıraktılar. Sonra Göksel Hoca'yı oteline falan götürmüşler. Tabii ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Vurup kafayı ben eve gelip yatmışım. Sabah bu uyandım yatağımdayım. Allah Allah nasıl ya falan. Çok kötü bir andır ya insanın böyle bu alkolden dolayı özellikle kopukluk yaşaması, o anı hatırlamaması. Ertesi gün şimdi lan biz dün ne yaptık? Göksel Hoca oyunu izledi. Sonra yeğenleri vardı. Onların evine gittik. Rakı içtik falan. Evet. Sonrası yok bende. Allah Allah falan. Şimdi Göksel Hoca'yı da arayamıyorum. Hocam dün ne oldu falan diye de soramıyorum. Utanıyorum çünkü. Sonra böyle parça parça görüntüler gelmeye başladı. O ayakkabıkta düştüğümü hatırladım. Sonra arabada bir ara giderken, arabanın arka koltuğunda, çünkü Emrah var, eşi var, işte Göksel Hoca var yanımda oturuyor. Ben sızmışım Göksel Hoca'nın omzuna böyle, arabada gidiyoruz. Omzunda böyle sızmış şekilde duruyorum. Arada böyle bir sıçrıyorum, uyanıyorum, bakıyorum Göksel Hoca yoldayız. Tekrar kafa gitmiş falan benim. Böyle parça parça anılar. Göksel Hoca da otelde kalıyor. O gün akşam da artık İstanbul'a geri dönüş olacak.
gittim bir çiçekçiden güzel bir buket çiçek yaptırdım. İşte papatyalar bilmem neler böyle karışık. Ama sıkıla pıkıla böyle utana utana gittim otele. Otelin içine girdim. Ufak böyle bir çok güzel bir çay bahçesi var. Butik bir oteldi. Çay bahçesinde oturuyorlar. Yine işte yeğenleri falan da gelmiş yanına. Gittim. Geldin mi kendine ha dedi. Geldin mi uyandın mı? Dün dedi sen ne yaptın ya öyle. Hocam dedim gerçekten çok özür dilerim hatırlamıyorum. Sabah da arayıp dedim size soramadım. Yani yıllar sonra dedim sizi buraya bir öğrenciniz olarak davet etmek, ağırlamak istemiştim ama dedim bu kadar bu duruma geleceğini ben dedim sanmıyordum. Oğlum yok dedi bir sıkıntı yok. Sadece dedi, dün seni hiç susturamadık dedi ya. Bir konuştun ama dedi yani böyle bir şey olamaz. Hocam ne anlattın peki bu kadar dedim. Vallahi dün oğlum dedi Türk tiyatrosunu yıktın tekrar kurdun. Kurtardın resmen tiyatroyu dedi. Yani bu kadar utandığımı hatırlamıyorum ya. Çiçeği verdim hocam kusura bakmayın ya olur oğlum öyle şeyler falan bilmem ne dedi. Böyle değişik güzel bir anıydı işte yani. Bu da Göksel Hoca ile yaşadığımız. Bu akşamki temsilimize Mevlevici Horror Operesi'ne. Mevlevici Horror Operesi'ni seyreden büyüklerimiz bilirler. Çağcıyan Efendi bestelemiş. Sözlerini Meryem Efendi yazmış. 1875'te ilk defa Yediktaş'a tiyatrosunda Yüce Adet topluluğu tarafından temsil edilmiş ve hemen büyük bir şöhrete ulaşmış. Ondan sonra birçok yereler Yunanistan'da, Mısır'da temsil edilmiş. Daha sonraları da Yunanca'ya, Almanca'ya, Fransızca'ya tercüme edilmiş. Ve bu memleketlerde de birçok yereler muvaffakiyetle temsil edilmiş. Söylemek ki Şahacıyan Efendi o günlerde şöhreti Türkiye hudutlarını aşmış. Türk müziğiyle Batı müziğini en iyi şekilde kaynaştırabilen, bağdaştırabilen bir bestekarmış. Mevlevici Horror Operesi 3 perdeden meydana gelir. İstanbul'da 19. yüzyılda Kurşuk Bey'le Mevlevici'nin kızı Fatma arasındaki aşkı anlatır. 1. perde kağıthanede geçer. Şimdi arzu ederseniz gidelim hep birlikte kağıthaneye ve görelim bakalım Ayn-i Devran ne suret gösterir. Her ne kadar sürçü lisan edersek affola. Galiba sahnemizde Fazlı'ya işgal etmediler. Onun için bugün Fazlı'yı gelecek göz ağabey. Birer kişiler cümle alabilir. Bay abla. Benim de için tiyatro demek disiplindi. Tiyatro terbiyesiydi. O Rahli'yi Tedris'ten geçtiğim için her zaman çok şükrediyorum Tanrı'ya. Gerçekten bana tiyatroyu biri egemen öğretti. Arada bir kızılcık sopasını yesem de ilk yemişim. Kulise doğru yürümeyi ondan öğrendim. Nur içinde yatsın. Çok teşekkür ediyorum. Nilgün abla, bugün bütün kızlar siyah ya. Hakikaten hepimiz ben beni bu günlere getiren, üzerimde emeği olan, hala aramızda olan Allah uzun ömür versin. Bütün büyüklerime, rahmetli olan büyüklerime, o kadar çok ki hepsine teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla anıyorum. Çok mutluyum, hiçbir şey söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sinan Bey, bugün de seninle beraberlesin. Ben çok heyecanlıyım şu an. Burada isem, tabii sahnedeysem, hala sahnelerdeysem, Ferih Egemen'dir. Hocama nur içinde yatsın diyorum. O olmasaydı ben şimdi yoktum. Onun tiyatrosu kuruluşunda ben onunla birlikte başladım. Sene 47. Efendim işte hala tiyatrosu sahnelerdeyim. Nur içinde yatsın. İyi ki sen vardın hocam. İyi ki de ben varım. Çok teşekkür ederim. Peki. Bu grubu az değil bu kadar gevezelikler ha? Hikmet bir şey demiyor. Sevil abla ne diyor? Ben hocama çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bugün buradayım.
Onun dışında ben bu geceyi düşünüp hazırlayan, emeği geçen herkese binlerce defa teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Ben de başta Muhsin Ertuğrul, dostları, Heri Egemen'i, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi nur içinde yazsın. Seni kızları yazmıştım Tuğba. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Melik İbrahim bir bestesiyle Şevden Köşler. Tiyatrosundayız. Bu sefer hüzünlü bir anımı anlatmak istiyorum. Tepki gelen bir tiyatrosundayız. Yıl 95 ya da 96 diye tahmin ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Tepki gelen bir tiyatrosuna bir yazı geldi. Kadıköy'de Halk Eğitim Merkezi'nin hemen karşısındaydı. Çapraz karşısındaydı. Oranın mülk sahibi Kadıköy bölgesinde 200 küsür tane dükkanı olan bir hanımefendiydi. Biz çok ısrarcı davrandık. Orası bizde kalsın. Biz burada hayat buluyoruz diye. Ama maalesef hanımefendi oraya çok fazla kira isteyince biz de çıkmak zorunda kaldık. Çok rutubetli olan bir yerdi. Biz Tevfik Hoca'nın öğrencileri, oyuncuları olarak bütün her şeyimizi kendimiz yapardık. Kulislerimiz evimiz gibiydi. Çerçevelerimiz asılıydı, eşyalarımız vardı, yedek kıyafetlerimiz olurdu, kitaplarımızı götürürdük. Çünkü şimdiki gibi bir saat önce oyuna git, oyununu oyna ve geri dön değildi. Orası yerleşik bir tiyatro olduğu için orada çok uzun zamanlar geçiriyorduk. Onun için de orası bizim ikinci evimizdi.
Hatta şöyle söyleyeyim, birisi çok mutlu olduğunda koşa koşa oraya gelirdi ya da çok üzgün olduğumuzda orada zaman geçirmek bize çok iyi gelirdi. Ve oradayız ama bize çık kararı gelince mecburen orayı boşaltmak zorunda kalmıştık ve o gün Tevfik Hoca'nın üzüntüsünü gözümüzün önünde en az 10 yaş daha attığını ona şahit olmak hepimizi çok üzmüştü. O dönemden sonra da yerleşik tiyatrolar zaten çok fazla kalmadı. Yavaş yavaş kapanmaya başladı. Sanırım Türk tiyatrosunun en acıtan kısmı yerleşik tiyatroların şu an olmayışı, salon sıkıntımız. Bunlar için de gerçekten çok üzgünüm. Bizler şehir tiyatroları ya da devlet tiyatroları gibi şanslı bir grup değiliz. Özel tiyatro olduğumuz için gerçekten bu işin acılarını çok çektik. Bazen gittik, makyajımızı yaptık. Son artık 3. zilimiz verilmek üzereyken biri geldi. Arkadaşlar kusura bakmayın ya, toplu satışımız olacaktı ama olmadı dedi. Kimisi ben sana gelecek hafta öderim dedi. Onlar ödenmedi. Biz özel tiyatro oyuncuları gerçekten bu konuda çok zorluk çektik. Tevfik Eren Bey bizim babamızdı. Her şeyimizi tam tamına yapmak isterdi. Onun öğrencisi olmak, onunla tiyatroya merhaba demek, o benim tiyatro babamdır. Tiyatroya merhaba demek gerçekten benim için çok mutluluk verici ve onun için şu anda Tevfik Hoca'yı düşündüğümde, onunla ilgili herhangi bir sohbet geçtiğimde çok başka yerlere gidiyorum. Umarım Türk tiyatrosu değerini bulur. Tam 1-2 sezondur, evet, daha iyi. Seyircimiz artık yavaş yavaş salonlara gelmeye ve salonları yavaş yavaş doldurmaya başladı dediğimiz bir dönemde maalesef şimdi de bu salgınla uğraşıyoruz. Yine bir bahane oldu uzaklaşmak için. Umarım tüm dünya bir an önce toparlanır. Devletler kendini bulur, kendine gelirler. Kapalı mekanlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz, duyuruları yapılabilir. Biz bu illetten bir an önce kurtuluruz ve özlediğimiz sahnelere, salonlara geri döneriz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. 1972 yılıydı. Kenan Büke ile beraber Kadıköy İlk Tiyatrosu'nda oynuyorduk. Çok seyircimiz de iyiydi. Her şey çok güzeldi. Turnelere gidiyorduk. Adapazarı turnemiz vardı. Sabah erkenden tiyatromuzun başına geldik. Turneye gideceğiz diye. Bir baktık ki yanmış. Akşam tiyatromuz yanmış. İnanamadık. Çok üzüldük. Her şey bitmiş. Dekor, kostümler, aksesuarlarımız. Böyle üzülürken biz genciz tabii, üzülüyoruz. Kenan Bey topladı hepimizi. Öyle dedi, üzülmek yok. Turne kalmaz, tiyatro perde kapanmaz. Yarın da olsa dekorlarımızla gideriz. Kostümleri uydururuz. Çok sevindik, peki dedik. Adapazarı'nda çok güzel bir sinemaya gittik. Seyircimiz de hazırdı zaten. Dekorlarımızı kurduk, oyunumuza başladık. İyi bir oyun çıktı. O hırsla güzel oynamışız, daha güzel oynamışız oyunu. Alkışlar içinde oyunumuz bitti. Fakat is kokuları içindeydik hep beraber. Seyirci de is kokuları, bizde de is kokuları. Böyle bir anı var, hiç unutmam. Zengin olsam yavru gibi 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 dom, her Allah'ın günü bir de bom, ben de varlık hesap day, çalışmazdım böyle yavru gibi 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 dom, eğer olsaydım beni bir zengin aydın. Saray gibi bir ev yaptırırdım şehrin tam orta yerinde. Çinko damlı yerler halis tahtadan.
Uzun bir merdiven yukarı giden, bir başkası da aşağı inen. Biri de hiçbir yere gitmeyen. Şan olsun şehre diye doldururdum avlumu tavuk ördek indi kazla. Çıkarırlardı korkunç şamata. Bütün bu gık 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 bak baklarla aleme derdim ilan. Burada yaşıyor bir bir zengin olsam ben ya da dibi 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 dam. Her Allah'ın günü bir de bom. Ben de varlık ne olsam ay çalışmazdım böyle ya da dibi 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 dam. Her olsaydım bir de bir zengin. Zengin adam karısı gerdan gerdan üstüne. Nefis yemekler seçerken gönlünce. Kübrinden kabarırken bir tavus kuşu gibi. Oy mutlu görünüyor. Bağırırken hizmetçilere. Kasabanın eşrafı yaltaklanırlar bana. Ve Süleyman peygamber gibi bana akıl danışırlar. Ah lütfen Rebitevi. Ah pardon pardon Rebitevi. Dertleriyle beni şaşı yaparlar. Vay 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 vay. Doğru yanlış ne cevap versem yine de kabullenirler. Çünkü zengin her şeyi bilir. Zengin olsam bol bol vaktim olurdu. Dua etmeye sinagogda, ağlama duvarında yerim olurdu. Orada ulemayla tartışırdım din üzerine her gün tam 7 saat. Ne keyifli ama ah, bir zengin olsam ya mı dibi 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 dam. Her Allah'ın çalışmazdım böyle. Ya ve dibi 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 dam. Ey kuşum yaratıklarım, sensin böyle beni fakir kılan. Sanki dünya alt üst mü olurdu? Ben de varlıklı olsam.